İşte bak bunun yanına buraya bir tabak yahni konur. Buradan suyundan alırız, buna katarız, yeriz. Naneli, bu pul ne? Biberli, naneli sos, pul biberli. Olmaz. Sos ne bu? Sos olmaz. Şiir usulü mü bu? Olur. Yemin ederim 52 yaşımdayım ilk defa keşkeye böyle bir sos döküldüğünü gördüm. Naneli, pul biberli sos. Ya vallahi billahi bak. Çünkü bizim burada öyle yenmez. Peki keşkeyi normal suyla mı pişiriyorsunuz? İçine bir su katıyor musunuz? Et suyu olsun, tavuk suyu olsun koyuyor mu? Hayır, normal suyla. Normal suyla pişiririz. Kıvamını alınca döveriz onu. Yani döveriz dedim, karıştırırız. Tamam. Ondan sonra hazır. Yahnimiz gelir ortaya herkesin tabağında. Sizin orijinal keşkeğiniz Ayşen Hanım'ın keşkeği o zaman. Yani o gün yahniyle getirmişti çünkü. Evet. Sulu yanına bir et yemeği koymuş. Aynen. Evet. Aynen. Bizim yöremizin keşkeği benim pişirdiğim keşkektir yani. Orijinali o. Orijinali. Uşak çevresinin aynen. Şeysi odur. Burası da Uşak'ta sonuçta. Evet. Evet. Burası Uşak'ta. 5 dakika var bu çevresindeki aynen, yok köyden. Evet. Aynen. Hemen böyle değişiyor mu hiç yemekler? Hiç değişmez onu ama diyorum. Ayşe Hanım değiştirmiş. Onu diyorum ben de Ahat köyünde yahniyle yiyen ha, keşkek. Aynen. Galiye niye geldi soslu oldu, bu naneli biberli oldu? Bu sos için bir eleştiri yaptılar. Yani bizde böyle bir sos dökülmüyor dediler. Şimdi ben yabancısıyım buranın. Hanımlar öyle söylüyorlar ama. Soslu da yiyen oluyor, sossuz da yiyen oluyor. Hayır, sos dökülüyor oluyor. Ama içinde böyle baharat, nane türü olmaz. Nane değil bu. Kırmızı bir şey söyleyebilir miyim? Biz kavurma bekliyorduk. Beklediğimiz kavurma bu değil. Bu bir ezme gibi olmuş. Biraz iri doğransaydı çok güzel olurdu. Ama yöremizin bu kavurma değil. Yani kavurmayı sade bekliyorduk. Değil. Ben sade yapmadım. Bu saç kavurma olmuş. Evet. Saç kavurma da biraz daha. Aslında ben tantuni gibi olmuş yani. Evet, çölmek de yaptım ben. Bildiğin tantuni gibi olmuş. Aslında Ayşe Hanım yürüyüm diyor. Bu kavurma yürüyün kavurması değil. Sen yürük gelineyim diyor ama. Sen bir kavurma küçük yapması bilmiyorsun. Niye? Olmaz. Biz böyle yapıyoruz. Hayır. Kavurma, kavurma saçta, büyük saçta kavrulur. Bir de iri iri doğranır. Nefesini hayır tüketme. Bir tadına bakalım en son. Yorma kendini. Hatice'den yorum almak istiyorum. Evet Hatice, keşkeyi, kavurmayı. Tamam Kadir. Bitirsin öyle söyle. Buyur Hatice. Kadir, keşkek olmamış. Sebeplerini de söyleyebilirim. Pul biber yapmış. Evet. Nane koymuş içine. Nane koymadım. Pul biber koydum. Neden sadece nane kokusu ekşildim geliyor bize o zaman? Hayır, nane şey koymadım Hatice. Onu yalan yani söylüyorsun. Nane koymadım. Ya o sade pul biber. Yalan söylemiyorum. Ne gördüysem onu söylüyorum. Evet Hatice'm bak Ayşe ben Hanım pul biber koydum. Kavurmana da gelelim. Kavurgan, kavurman buz gibi. Hiç tuzu yok. Ben ne dedim yanmış ben, yani. Biraz yandı. Ben onu inkar biraz mı? Biraz ocak mı yerde olmayınca kavurmam orada soğudu. Yani şimdi yarma pişmemiş değil mi? Kıvamımı tutmamış? Tutmamış. Kıvamı tutmamış. Ya nasıl tutacak Hatice? Yani şu an doymadın mı? Beğenmedin mi yemekleri? Beğenmedim. Eti buz gibi. Peki, onu söyledin. Afiyet olsun Hatice'cim. Sağ ol. O da senin yorumun tabii ki de. Aynen. Senin damak lezzetin. Emine Hanımcığım. Hiçbirinin de hakkını da yemek istemiyorum. Kimseye de laf olsun diye konuşmak istemiyorum. Keşkek güzel pişmiş. Keşkeğin eksiği Ayşe Hanımcığım. Bununla gitmemiş bir. Kavurma dedin. Saç kavurma geldi iki. Evet saç kavurma dedim ben. Sadece çölmek kavurma yazıyordu. Hayır, saç kavurma çölmek yazmıyordu. Çölmek de yaptım Hatice. Çölmek kavurma, yaptım. Saç kavurma bile olsa gene olmamış saç kavurman. Biz bak keşkeğe bir şey demiyorum. Evet, keşkek olmuş. Keşkeğin eksiği yahninin olmaması. Peki kavurma Ayşen Hanım, gitmedi. Ayşen Hanım ilk sofraya oturur oturmaz keşkek sulu olmuş dedi. Keşkek sulu mu? Ya ilk başta böyle olur. Tabii durdukça koyuluyor yani. Bunu hepimiz de biliyoruz arkadaşlar. Yani keşkek biraz bir saat sonraya kalsa gene oturur kalır. Evet. Sen keşkeyi beğendin ama yanındaki gitmemiş diyorsun. Ha, ben keşkeğin pişişini beğendim. Rengini beğendim. Teşekkür ederim. Ama sosu olmamış Ayşe Hanım. Sosuna bir de bu yanına evet olmamış tatlım. Sosuna ben salça ağır gelirdi. Biber kullandım İmin abla. Eline sağlık. Ben afiyet fikrimi sordunuz, peki, söyledim. Afiyet olsun. Kavurma olmamış. Ama en azından bembeyaz bir keşkek yapmışsın dedi. Ayşe Hanım. Keşkeği sulu olmuş biraz şey yapmış ama keşkeği güzel. Şimdi keşkeğine şey yapamam. Lezzeti yerinde mi? Lezzeti güzel. Keşkeği sulu olmuş
biraz duru olmuş. Bizim yöremizin keşkeği kadar işe olmamış ama yöremiz biraz... Yöremiz derken hepiniz aynı yöredesiniz. Ya yöreyiz de yani bizim... Şimdi seyirci izlerken sanki farklı bir yer demişsiniz gibi algılamasın. Mesela bizim yediğimiz keşikler biraz daha güzel olur. Yani aynı benim keşkeyi pişirdiğim gibi katı olur ama buna biraz daha fazla gelmiş suyu. Kadir duru bize... yapmış ama güzel pişmiş. Kadir bize şimdi pişmesinde sorun yok. Tuzu da güzel. Eti için ne diyorsun? Eti için olmamış. Eti olmamış. Şimdi kavurma dediğin bu olmaz. Kavurma dediğin biraz iri doğranması gerekiyor. Bir de sade kavrulması gerekiyor. Bunlar katılmaması gerekiyor. Anladım. Peki yanında uyumlu bulmadılar. Türkan Hanım. Keşkeği çok güzelmişmiş. Eline sağlık. Bu yarma patlamış mı yani? Patlamış. Ne Ayşe Hanım'da şikayetçiydiniz. Yarma dişe geliyordu. Burada dişe gelmiyor. Gelmiyor. Keşke güzel olmuş yani. Teşekkür ederim. Lezzeti de güzel. Şimdi masada Hatice haricinde herkes keşkeyi beğendi. Eline sağlık. Ama maalesef eti beğenmediniz. Hem uyumsuz hem de eti lezzetsiz buldunuz. Hatice kusura bakmasın ama hırsla yapıyor. Olmuş o olmaz. Keşke güzel. Gerçekten çok güzel olmuş. Hatice gıcıklığını yapıyor beni yoruma. Ayşe ablaya ben gıcıklığından falan söylemedim. Beğenmemezlikle yapmadım o gibi. Tadına baktım yemeklerinin. Neyse onu söyledim. Olmuş kadının şeyine olmamış dediğim gibi olmaz. Şöyle benim ablam. O zaman tatlımıza geçelim. Geliriz efendim. Revani gelecek. Hadi bakalım. Revani'yi de kolay buldunuz ama lezzetine bakacağız. Hanımlar bir şey dikkatinizi çekti mi masada? Ne çekti? Suyu koymadı yani. Bir de şeyi ara sıcağı almadı. Erişteyi almadı. Evet. Peki. Emine Hanım sizin dikkatinizi bir şey çekti mi? Ne çekti efendim? Vallahi işte ben erişteyi kaldırmadığını sadece fark ettim. Başka bir şey fark etmedim. Başka bir şey fark etmediniz. Hatice? Aynı şekilde. Aynı şeyleri mi düşünüyorsun? Evet. Ayşen Hanım? Erişteyi kaldırmadı, bardaklara da suyu koymamış. Ekmeği de yok. Suyu koymamış. Ekmeği de yok. Ekmeği de yok. Yani ekmek yemeyebilirdin. Arabisi şey ya ona geçiyor. Hanımların dikkatini farklı şeyler çekmiş. Benim dikkatimi daha farklı şeyler çekti. Yoktu. Tatlıyı yedikten sonra size açıklayacağım sevgili seyirciler. Göreceğiz bakalım. Evet bu arada büyük finale sadece dakikalar kaldı. Evet. Koca bir haftayı yedik bitirdik. Güzel de geçti. Evet. Ama amacımız neydi? Tabii ki de ilk amacımız bu hafta uşağı tanıtmaktı. Evet, evet. O samimiyeti o sıcaklığı görmekte şükürler olsun gördük. Aynı zamanda da tabii ki de bir hediyemiz var. Büyük ödül 50.000 TL. Bu hafta herkese sorduğumda herkesin kendince bir amacı vardı 50.000 TL ile bir şeyler yapacaktı. Ayşe Hanım doğalgaz döşeteceğim dedi. Evet. İşte doğalgaz bir petek döşeteceğim dedi yani. Aynen. Emine Hanım oğlanlara dedi aslında bilezik yapacağım dedi. Koyayım da geri götür. Ne abla? Ben tatlıyım ama koyayım da geri götür. Ben acıkalım. Tamam acıkal tadına bakarsın. Evet. O tatlının tadına bakmazsan ben de buna bakmam. Hadi bakalım bak. Göreceğiz tatlıyı bak, yiyecek. Canım, bal bak, yiyip tatlı yemek de nedense. Bir dakika teşekkür ederim Hatice aklıma gitti. Bal mı? Bal mı gelecek? Bal gelecek. Çatallarımızı getiriyor ilk önce sen. Bizim Hatice Hanım Hatice. Bugün ne kadar kibar bir misafir. Evet. Kız sen gittin yerde böyle sert sert mi konuşuyorsun? Balı da ikram ediyorum. Aa ooo. Reklama girmesin. Markaya girmesin de. Ona şey verme. Bu puan verme. Doğan mı? Ya doğan. Sizin kendi evet kendimizin. Aa teşekkür ederim. Evet ona şey verme yorum çok verme. Çok güzel görünüyor. Ellerinize sağlık mı diyeyim arıların eline mi sağlık diyeyim. Arılarımıza Allah sağlık versin. Amin amin. Buyurun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.